Türkçedeki benim gibi, işte watashi ben, yani watashi ben, ondan sonra tamlayan ekleniyor, işte watashi no denmesi gerekiyor. Evet, peki neden Türkçenin torbası o kadar büyük, o kadar sağlam, çantası diyelim, Türkçenin çantası neden o kadar sağlam, yani parçalanmaz mı? Japonlara göre yani işte hayret bir şey, yani neden parçalanmıyor? İçindekiler taşmıyor. Evet, galiba bir birleştirme gücü var. Yani Türkçenin kelimesinde bir birleştirme, çekim gücü de diyebiliriz. Yani çok unsuru böyle ortaya çeken bir güç mevcut olabilir. Bu güç nereden geliyor? Evet, bildiğiniz ünlü uyumundan kaynaklanıyor diye ben düşünüyorum. Çünkü Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdansınız. Evet, bu kırmızı sırada sadece kalın ünlüler bulunuyor. Evet, şimdi Çekoslovakya'yı Mengen'e değiştirelim. Neden Mengen? Sormayın. Neyse, aklıma öyle geldi. Güzel Mengenli aşçının yaptığı yemekler falan hemen aklıma gelmiş olabilir. Mengenlileştiremediklerimizdensiniz. Bu sefer mavi kısımda sadece ince sıra ünlüler bulunuyor. Yani çok belli ki her ek bir öncekine ünlü uyumuna göre eklendiği için nereden nereye kadar bir kelime, yani çok kolayca saptanabiliyor Türkçe'de. Halbuki Japonca'da, yani en azından bugünkü Japonca'da ünlü uyumu yok. Onun için yani nerede kelimenin hududu geliyor, nerede bir kelime bitiyor, yeni kelime nereden başlıyor, onda ünlü uyumu gibi yani ipucu olan olay yok Japonca'da. Evet. Bu kelime içindeki farklarından bahsettim. Bu sadece kelime içinde durmuyor. Galiba Japonca ve Türkçenin cümle yapısına da yansıyabiliyor diye düşünüyorum. İşte Japonca'da genelde özne veyahut fail biraz eski terim, özne diyorsunuz. Yani cümlenin en önemli bir unsur özne. Onun Japonca'da genelde insan olması gerekiyor. İşte Japonlar Türkçenin şu cümlelere baktığında çok yadırgar. Mesela canım çay istiyor. Yani Japonca'da olsa watashi wa ocha ga hoshii. Yani ben watashi demek ben, pardon, evet. Ben çay istiyor. Yani umu yok, neyse. Ben, yani ayrı bir kelime olarak ben unsuru ön plana çıkarmak lazım. Yani başka bir kelime olarak. Çok affedersiniz, bir tane daha örnek göstereceğim ama biraz sakıncalı. Neyse, çişim geldi. Gelmedi, yani benimki gelmedi. Neyse, çişim geldi. Japonca'da olsa, watashi wa oshikko ga detai. Oh, çok utanıyorum, neyse. Burada da, yani watashi, ben unsurunu ayrı bir kelime olarak başına koymak gerekiyor. Yoksa o ifade Japonca'da ifade edilmiyor. Onun için Japonlar, pardon, şöyle düşünebilir. Japonlar hayran kalır. Türkler ne kadar objektif insanlar diye. Çünkü kendi isteğine ve vücut durumuna nesne gibi dışarıdan böyle bakabiliyorlar. Bu çok objektif bir şey. Fakat bence bu tür farkların iki milletin kişilik özelliğinden değil, yani düşünce tarzından değil, dillerinin kelime yapısındaki farklarından meydana gelme ihtimali daha kuvvetli diye ben düşünüyorum. Yani demin söylediğim Türkçenin çantası daha sağlam, büyük, ondan kaynaklanan bir şey diye düşünüyorum. Evet. İşte bu, yani cisim olarak tabii, yani mesela canım bir cisim olarak orada çıkıyor ama onun içinde şahıs unsuru da var. Yani Türkçe'de şahıs unsuru bir nesneyle birlikte bir kelime olarak ifade edilebildiği için işte bu tür farklar meydana gelebilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz deminki Sayın Nurettin Demir'in konuşmasına bağlamaya çalışacağım. Bu olay, yani aynı Türkçe içerisinde de farklı
diye düşünüyorum. Örneğin Türkiye Türkçesinde fiillerin şahıs unsurunu taşıması zorunlu. Yani çok az istisna var ama genelde cümlede şahıs unsurun bulunması gerekiyor. Fakat Çin'in batısında konuşulan Uygurca'da bu zorunluluk bazı fiil şekillerinde kalkar. Evet, aslında başka hocalar gibi haritayı hazırlasam çok iyi olurdu ama ben biraz tembellik yaptım ama burada çok güzel harita var. Türkiye burası, Japonya burası, işte tam ortası oluyor. Yani Xinjiang bölgesi, işte orada Uygurca konuşuluyor, tam ortası. İşte orada biraz şahıs olayı değişmeye başlıyor. Ve daha doğuya gidiyoruz. Çin'in ortasında Gansu eyaletini yani Silk Road'un başka öbür ucu. Evet, orada konuşulan Sarı Uygurca diye bir dil var. Onda ise fiilde şahsa göre çekim tamamen yok oluyor. Yani Türkçedeki gidiyorum, gidiyorsun, gidiyorlar falan hiç yok. Daima bir şekil kullanılıyor. Evet, zaman çok kısıtlı. Burasını pek anlatamayacağım ama bu Uygurca'daki iki tane geçmiş zamanı gösteriyorum. Yukarıdaki dili geçmiş zaman bu Türkçe gibi çekiliyor. Ama aşağıdaki genli geçmiş zaman farkı çok çok zor. Yani Türkçedeki dili geçmiş zaman, mişil geçmiş zaman gibi değil. Yani bayağı aynı manayı taşıyor. Aşağıdaki geçmiş zaman şekli kelgen, yani gelen, geldi manasında men diye şahıs unsuru olmasa da oluyor. Yani burada göstereyim. Men hata kılgan. Ben hata yaptım ama yok. Yani men hata kılgan böyle olabiliyor. Evet, atıyorum, geçiyorum. Sarı Uygurca'ya geçelim. Burada fiil daha basit. Yani sen parttı, go parttı, seli parttı, golar parttı. Parttı demek gitti demek. Ama hepsi aynı şekilde parttı oluyor. Ondan sonra iyelik ekine gelince yine de farkı var. Aça baba demek. Açan senin baban manasına da geliyor ama aynı zamanda benim babam manasına da geliyor. Yani burada Sarı Uygurca'da birinci şahıs ve ikinci şahıs birleşiyor, bir oluyor. İşte iki kategori, sadece Türkçe'de üç kategori ama Sarı Uygurca'da sadece iki kategori kalıyor. Ve de bu iyelik eki sadece akrabalık, yani baba, anne, kardeş, abi, abla, onlarla birlikte kullanabiliyor ama normal isimlerle olmuyor. Mesela ü, bu ev demek. Ya evim diyemiyor. O zaman Japonca ile aynı bir şekilde senin ü diyor. Yani senin öy diyor. Yani iyelik ekiyle şahıs anlamını ifade etmek mümkün değil. Evet. Evet, burada topladım. Evet, Türkçe bildiğiniz gibi çok muntazam şahıs sistemi var. Uygurca'da iyelik eklerinde Türkçe ile aynı ama cümle sonu şahıs unsurlarında biraz zayıflama görebiliyoruz. Ve Sarı Uygurca'da iyelik ekinde sadece akrabalık terimlerine iyelik eki gelebiliyor. Başka şeyler Japonca gibi, yani ayrı bir kelime ile şahıs anlamını ifade edilebiliyor. Ve cümle sonu şahıs unsuru tamamen kalkıyor. İşte bu mail daha önce gördüğüm işte Japonca ile Türkçenin farklarına biraz paralellik hissedilebilir, değil mi? Evet, coğrafi açıdan da doğuya gidiyor. Doğuya gittikçe sanki şahıs çekimleri düzenliliği kaybeder gibi oluyor. Evet. Evet, peki neden? Neden böyle oluyor? Yani doğuya gittikçe Japonya'ya yaklaşınca sanki o kadar müntazam Türkçenin şahıs çekimleri kayboluyor gibi. Evet. Ve Çince'ye geliyorum. Kusura bakmayın, kusura bakmasın. Sayın Büyük Elçi Yokoy Beyefendi'ye rica etsem ve Çince bu örnek cümleni okuyabilir misiniz? Evet. Bir tane daha var. Teşekkür ederim. Bir tane daha.
Çok çok güzel telaffuz. Ben utanıyorum. İyi ki ben telaffuz etmemişim. Evet, manası, ya ben bayağı bu şey kelime kelime şey yaptım. Birincisi, geçen sene ben oturmak Beijing. Yani asıl anlamı, geçen sene ben Pekin'de oturdum manası. İkincisi, şimdi ben Pekin'de oturuyorum. Yani birincisi oturdum, ikincisi oturuyorum. Ama ikisi de Çince'de fiil şekli aynı. Yani sadece şahıs da değil, yani zaman da hiç belli edilmiyor Çince'de. Evet, yani Çince'de Türkçenin bir anlamda tam tersine kelimeler ana anlam, yani mesela gitmek, gelmek falan, öyle ana leksik anlamdan başka hiçbir şey, hiçbir şey hakkında bilgi vermiyor. Evet, zhuzai kelimesi, yani sadece Türkçe'de olsa evet, oturuyorsunuz, neyse yapıyor. Hepsine denk geliyor. Çünkü onun leksik manası oturmak, o kadar. Yani oturdu mu, oturuyor mu, oturacak mı, fark etmiyor. Evet. Doğu Asya'da en etken dil olan Çince, hem Japonca'nın hem etrafındaki Türk dillerinin de kelime yapısını etkilemiş olabilir. Yani işte demin gördüğünüz Türk dilleri arasında da öyle meyil var. Tabii bu şimdilik bir varsayım, yani hipotez. Ama eğer Türkçe ve Japonca arasında görülen farklar Türkçenin içinde de görülebilirse, Türk dillerinin içinde de görülebilirse, hemen anlaşılan yüzeysel benzerlik, yani başta konuşmamın en başında gösterdim, o yüzeysel benzerliklerden farklı daha derin bir benzerliğin iki dilin arasında mevcut olması söz konusu olabilir mi diye düşünüyorum. Acaba benim fikrime katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz bilmiyorum ama şimdilik böyle düşünüyorum. Evet, kıymetli referanslardan çok çok yararlandım. Martina Rose'un Sarı Uygurca hakkında çok güzel doktora tezi var. Ve de bendeniz de biraz Uygurca üzerinde çalıştım. Evet, onu göstermek gereğini duyuyorum. Evet, çok teşekkür ederim. どうもありがとうございました。5人の先生方どうもありがとうございました。予定を45分も過ぎているようですので、皆さんちょっと10分ぐらいお休みを入れまして、その後にまたここでおそらくたくさん今の林先生なんか質問があるんじゃないかと思いますので、質問を皆さんから受けたいと思いますので、質問を用意しててください。では10分お休みします。それとですね、先ほど私最初のキーノートのとこでちょっとだけお話しして止めたんですけれども、125年間の中でいくつもいろんなことが起きた、トルコと日本の間ではあった。だけどもそれ以前にもある、そしてそれが水脈のように、あるいは鉱脈のようにあるんじゃないかなっていうことをお話したと。でその時に私はカマンのところで、カマンの中にもありますよっていうことをお話した。これがカマンで、ここに道がついてます。この道を25キロ行けばまた町がある、そしてまた行けば25キロ行けばまた町がある。タシケントまでも中央アジアにも行く、この道は、これはイランへ行く通じる道です。こちらはヨーロッパの方に、ギリシャに通じる道です。その道のところに町があって、東西南北の真ん中にこのカマンという遺跡ある。だからここに約1万年の歴史が入ってるっていうことをお話ししましたけども、その1万年の中で3回
ものすごい大きな動きがあるんですよ、日本とトルコの関係で。それを必ず言わなければ私帰る、いる必要ないんだと思う。ここに一つは今盛んに掘っている4200年前のところ、今4200年前のところ大火災を掘ってます。そこは北からインドヨーロッパ語族っていうのが入ってきて、町という町を、トルコの町を全部焼いてます。そしてイランも焼かれます、パキスタンも焼かれる、ギリシャの町も焼かれる。その火災層に今入ってる。入ってきたのは誰かっていうと、インドヨーロッパ語族ヒッタイトだって言われてる。そして北の方から先ほどの田辺先生のガンダラの方にも入ってくる。サンスクリットっていうのも入ってくる。こっちはヒッタイト語が入ってくる。サンスクリットとヒッタイト語っていうのはインドヨーロッパ語族に入りますから同一言語のなんですね。その言葉がサンスクリットっていうのがヒッタイトと親戚関係のサンスクリットっていうのが仏教に乗って日本まで行ってます。だから先ほどの先生のお話は非常に僕ははっきりしてると思うんですけれども、その仏教に乗ってインドヨーロッパ語族のトルコのいわゆるボアズ教義のあの文化が行ってるととって間違いない。まずこれが1点。2点目、これは日本の考古学と結びついていくんですけど、3200年前にヒッタイトが終わる、ヒッタイト帝国が終わります。それと同時に世界は鉄器時代に入ります。一気に鉄に入ります。その時日本はまだ鉄に入ってないって言うけれども、これは日本の考古学者の不勉強さだと僕は思っております。3200年でヒッタイト終わったと同時に鉄のアナトリアで始まった鉄が一気にこのルートを使って、この道を使って中央アジアから中国の方に走っていってます。技術っていうのはそんなに時間かかるもんじゃない。間違っちゃいけない。これは現代の人間の発想です。それはもう瞬時に走ります。それが2つ目だから、日本は3200年前前後には鉄器文化に日本も入った。日本の鉄器文化もっと後だっていうのが日本の通説。3つ目が田辺先生のいわゆるヘレニズムの世界っていうのがこの中でもはっきりと見えます。それがこの道を使って中央アジアに流れていったっていうのが見えますので、この3点っていうのはですね、やっぱり日本とトルコ、ユーラシアを挟んで先ほどからお話ししている脈々と流れている水脈です。これは間違いなく水脈、水です。これを忘れないようにしておくべきじゃないかなというふうに私は研究やっている人間としては思います。では質問を受けたいと思います。今日の先生方に何か、はい、どうぞ。お名前をどうぞ。Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Şeyma Nalban Tayhan ismim. Donatani. Benim sorum Erdal Hoca'ya olacak. Gerçekten çok ilginç bir kişilik hakkında bize bilgi verdiniz. Açıkçası bu yönleriyle hiç duymadığım kişiliklerden birisiydi. Benim burada sormak istediğim, şimdi konuşurken Otanika Kozuin'in... Kozuin. Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak için Türkiye'ye geldiğini ve bir takım faaliyetlerde bulunduğunu söylediniz. Yalnız tarih olarak ilginç bir tarih. Yani Japonya'nın büyük Asyacılık ya da panislamizm politikalarını uyguladığı bir dönem. Ve benim burada merak ettiğim bu kişilik, bu Japon sadece ya sıradan bir girişimci miydi? Sıradanı bu arada tırnak içerisinde belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu tarz devlet politikalarıyla ilgisi olmasa bile yani kalkıp o dönemde Japonya'dan Türkiye'ye gelip yatırım yapmak sıradan olmadığını zaten gösteriyor. Fakat çünkü Japonya'dan Türkiye'ye gelene kadar çok farklı yerlere gittiğini söylediniz. Farklı yol haritaları var, gösterdiniz. Şimdi eğer ki amaç sadece burada tarım yapmak olsaydı ya da bu tarz yatırım, girişimcilik artık ne denirse yapmak olsaydı, hem kendi memleketi Japonya'ya yakın olan çok, Japonya'ya daha yakın olan anakara topraklarında da yapamaz mıydı? Orada da bu tarz işleri yapabilecek verimli topraklar ya da uygun şartlar yok muydu? Neden ta Türkiye'ye kadar geldi, burada yaptı? Ve bunun dediğim gibi o dönemdeki
Yani panislamizm ya da büyük Asyacılık gibi Japonya'nın devlet politikalarıyla ilgisi olabilir mi bu kişinin? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Omojiroi desu ne? Evet. Teşekkür ederim. Japonya'da kotaemasu. Türkçe'de. Türkçe olarak cevap vereyim. Türkçe sorulduğu için. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi tabii o dönemin şartlarına bakmak lazım. Bir kere 20'li yıllardan bahsediyoruz. Otani Kozui'nin Türkiye'ye yönelmesinin arkasındaki nedene baktığımızda öncelikle onun tam da söylediğiniz gibi bir Asyacı tarafının olduğunu görmek lazım. Zaten kendi de yazılarında bunu söyler. Büyük Asyacı olarak bazıları söyler. Batı bilim çevrelerinde buna Panasyacılık adı da veriliyor. Sanki böyle hani Panislamizm de bir yandan Japonya'nın ama daha sonraki politikalarında daha bir görünür hale gelecek. Fakat Otani Kozui'nin hem kişisel geçmişi hem yapmak istedikleri hem dünya vizyonu açısından bir kere tarımın ne kadar önemli olduğundan birazcık kısaca bahsettik. 1914'ten sonra Japonya'dan ayrılmasından itibaren Şanghay'da yaşıyor ve o noktadan sonra da Güneydoğu Asya'da yatırımlar yapıyor. Çünkü tarım alanı iyi bildiği bir alan. Şimdi oradaki duruma bakalım. Öncelikle Singapur'da bir şirket açıyor. Sonra Malezya'da Java adasında ve Serebes yani şimdiki Sulawesi adalarında büyük Noen denilen büyük plantasyonlar, büyük çiftlikler açıyor. Ve buralarda katma değeri yüksek ürünler üretmeye çalışıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Buralar o dönemde Singapur ve Malezya çevresi daha çok İngiliz hegemonyası altında. Yani bir çeşit şokuminci dedikleri koloni sömürgecilik devam ediyor. Ve İngilizler yabancıların özellikle de Japonların o bölgeye gelerek yatırım yapmalarından çok memnun değiller. Dolayısıyla Malezya'daki kauçuk özellikle yaptığı yatırımlar bir müddet sonra İngiliz otoritelerinin gözüne battıktan sonra İngilizler bir kanun çıkartıyorlar. Malezya ve çevresi ülkeleri o bölgede İngiliz haricindeki hiçbir yabancı vatandaşın yatırım yapması mümkün değildir. Bundan sonra yasaklanmıştır diye. Dolayısıyla oradan hareket etmek zorunda kalıyor. Nereye gidiyor? O zaman o da Serebes yani Sulawesi adı verilen adaya gidiyor. Burası da Hollanda sömürgesi o dönemde. Endonezya'ya bağlı bir yer. Endonezya'da da 1900 işte tam Türkiye'ye yönelme zamanlarına da 20'li yılların başlarında 23, 24, 25 bu civarlarda Hollanda yönetimine karşı yerel ayaklanmalar başlıyor, isyanlar başlıyor. Dolayısıyla orada da işletmeler yürütmek zor hale gelmeye başlıyor. Ha, tam bu dönemde işte Türkiye'de ne olduğuna bakmak lazım. Tabii Japonların birçok kısmı o dönemde Türkiye'yi Asya'nın batı ucu olarak görüyor. Biz şimdi kendimizi şimdiki bakışımızla Avrupa'nın doğusunda, Avrupa'nın bir parçası olarak belki kültürel olarak görme meyilinde olabiliriz ama o dönemin haleti ruhiyesine, o dönemin psikolojisine baktığımızda Asya'nın batısı olarak görülüyor. Dolayısıyla Türkiye tam o dönemde Osmanlı İmparatorluğu yıkılarak bir kurtuluş savaşı yapmış ve Mustafa Kemal önderliğinde yeni bir Türkiye Cumhuriyeti'ni Ankara merkezi olarak kurabilmeyi başarmış bir noktada. Yani 29 Ekim 1923'ten bahsediyoruz değil mi? İşte Otani Kozui'nin Türkiye'ye yönelmesinin arkasındaki sebebi de burada aramak lazım. Çünkü gösterdiğim haber kupürlerinden bir tanesi onu söylüyordu. Otani Kozui Türkiye meselesini ilk defa Japonya'nın gündemine 1924 yılı Şubat ayının 4'ünde yanılmıyorsam getiriyor. Bakın arada 3 ay ya var ya yok. O dönemde Türkiye daha yeni bağımsızlığını kazanmış ve Ankara dediğimiz şehir, işte içinde bulunduğumuz bu şehir küçük bir köyden neredeyse ibaret bir dönemde. Türkiye'ye Japonlar yardımcı olmalı, yardım etmeli, yatırım yapmalı diyor. Bunun arkasında tabii ki Asyacılık düşüncesini aramak lazım. Bu Asyacılık ile de o dönem itibariyle, yalnız bunu önemsemek lazım. Asyacılık bahsedildiği gibi işgalci, efendime söyleyeyim, belki yeni hakimiyetler kurucu, yeni sömürgeler haline çevirmeci bir hale gelen Japon düşüncesi değil. Daha öncesinde bulunan Asya'nın bütün toplumları kendilerini kendileri idare etmeleri hakkına sahip olmalıdırlar. Kendi kültürlerini kendileri ön plana özgürce çıkarabilmeli ve ekonomilerini kendileri geliştirmelidirler. Düsturu üzerine kurulur Asyacılık.
İşte bu dönemde ve buna inanan Otanik Ozu'nun Türkiye'ye yöneldiğini ve bütün işte Güneydoğu Asya'da sahip olduğu bilgi birikimini Türkiye'ye getirip paylaşmak istediğini görüyoruz. Çok da nagar nari ましたけ ども、 この ように説明できると思います。 はい、どうぞ。Bir iki katkıda bulunmak istiyorum. Tamam, öncelikle Erdal Hoca'ya, Mertan Dündar benim adım. Öncelikle tabii Otanik Ozu'yu hakikaten Türk tarihi ve Türkoloji bakımından çok önemli bir şahsiyet olduğunu söylememiz mümkün. Onun hani iyi mi yaptı, kötü mü yaptı bilemiyorum ama Doğu Türkistan'dan topladığı malzeme malum yaklaşık 700 deve yükü 3 ekspedisyonda malzeme topluyor. Bu malzemeyi Japonya'ya getiriyor. Ya da o dönemki Japon idaresindeki topraklara geliyor. Fakat Japonya'nın müttefikler tarafından işgalini takiben bu malzemenin biz Kore, Tayvan, Çin ve Japonya'ya dağılmış olduğunu görüyoruz. Bu malzemenin aslında şu andaki günümüzdeki Doğu Türkistan'da kalsaydı hani belki Turfan Müzesi'ne baktığınızda Turfan Müzesi'nde var olan malzemeden daha fazlasını dışarıda olduğunu görüyoruz. Yani bu belki de bu kazılar pek çok şeyi ortaya çıkardı ama dağılmasına sebebiyet verdi. İkinci olarak tabii ticaret, tarım deyince malum olduğu üzere günümüzdeki anlamından ötesinde işte hep söylüyoruz sizinle de Erdal Hoca ile de çok tartışırız. Biz bir haşhaş ekimi var Türkiye'deki. Çünkü Türkiye'deki belli, dünyadaki belli başlı en kaliteli haşhaşlardan bir tanesi Türkiye'de. Fakat bu bir uyuşturucu şeyi anlamında değil, ilaç ve savaş sanayinde özellikle yani yaralıların şeyini gidermek için dünyada çok rağbet görüyor. Bu sebepten dolayı mesela Türkiye'deki ilk eroin fabrikası 126 duyulmuyor. Kesildi galiba. Evet, senin yani, sesin yeter, evet. Yani bu tabii ki ticaret ya da tarımın farklı efendim alanları. Ama tabii honyaku olmuyor değil mi o zaman? Evet, suyaku olmuyor. Doji suyaku ga komarimasu ne? Tercüme edemiyor. O buraya geliniz, buraya. Korsan tebliğ çıktı. Affedersiniz. İkincisi de hani bu katkıda bulunmak isterim. Sayın Hayashi Hocama, Çince'nin etkisi şüphesiz çok fazla ama ben naçizane bilmiyorum. Nurettin Hoca da belki katılır. Özellikle Türk halkları üzerinde yani Çince'den ziyade belki işte Toharca'nın ya da Soğutça'nın yani Budizm'in işte Çin'e Tibet üzerinden Türk diyelim boylarının da etkisiyle geçtiğini biliyoruz. Belki Budizm'i öğrendikleri işte Hintçe'nin ya da işte daha içerilerde işte Toharca'nın yani Hint Avrupa ya da İndo-Cermen dillerinin etkisi midir acaba Türk dillerinin üzerindeki etki diye düşündüğümü belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel sorunuz için teşekkür ederim. Haddime düşmüyor yani ben maalesef Toharca hakkında iyi bilmiyorum. Ama zannedersem Toharca biraz daha çekimli dillerden, Çince'den çok farklı yani daha Sanskritçe veyahut İslav dillerine yakın bir özelliğe sahip. Tabii etkileri olmuştu. Yalnız Çince'nin etkisi kadar o kapsamda etki olmamış olabilir. Bilmiyorum yani hepsi bu tahmin yani kusura bakmayın yani böyle delili gösteremiyorum. Ama hakikaten yani Çince'nin etkisi çünkü Japonca içinde, Japonca üzerinde Çince'nin çok kuvvetli etkisini görüyoruz. Yani Japon olarak, ana dili Japon olan olarak yani onu hissetmek çok kolay. Onun için oradan hareket ederek acaba yani Türk dillerinde de aynı şekilde Çince'nin çok kuvvetli etkisi olmuş olabilir mi diye. Evet, evet.
Kusura bakmayın, yani böyle konkret şey gösteremedim ama şimdilik bu kadar düşünüyorum. Başka? Gomezay. Saki no Mertan Sensei no ittirgoto no hitogoto iwashite kudasai. Tabii bu eroin ve dönemin tabii ki yasal olarak yapılan, yani öncelikle biliyorsunuz İngilizlerin Çin'e sattıkları afyonun yetiştirildiği bölgelerle ilgili Çin'de sorun çıkınca işte boksörler ayaklanması vesaire oluyor. İngilizler de Osmanlı üzerinden afyon alımına da başladıkları da bilinen bir konu. Yalnız bu döneme geldiğimizde Otani Kozui ve ekibinin yanında getirdiği 7-8 tane genç Japon'un gönderdikleri raporları ve mektupları detaylarını bilip Türkçe'ye çevirmiş biri olarak söyleyebilirim. Bunlar Ankara'nın yakınlarındaki bu işte sonradan Atatürk Orman Çiftliği adını alan Gazi döneminde Gazi Çiftliği denilen veya Ahi Mesut Çiftliği denilen yerde yaptıkları şeyler, amaçları belli, net. Öncelikle sebzeler yetiştirmeye çalışıyorlar. Kıraç bir toprak, çok soğukla işte toprakla mücadele ediyorlar. Zaten Mustafa Kemal de o dönemde yaptırdığı araştırmalarda burada mümkün değil, tarım yapılamaz denilen bir yer orası. Buna rağmen bunu bir meydan okuma olarak alarak model oluşturmak isteniyor. Dolayısıyla Japonlar da bunu yapıyorlar. Öncelikle dediğim gibi sebze yetiştiriliyor ve Ankara pazarlarında satılıyor. Bunu biliyoruz. Takdir görüyor. Ardından da yapmak istedikleri gül suyu, gül yağı gibi essential oil denilen özel yağlar üretmek ve bunu mümkünse yurt dışına satabilmek. Bursa için de aynı şey söz konusu. Yaptıkları tamamen aslında Türk ekonomisinin o sırada endüstrileşmesine bir örnek oluşturabilmek. Çünkü Otani Kozui endüstrileşmenin de temelinde tarım olması gerektiğine inanan idealist de bir adam. Yani sonuçta tam bir işletmecidir ve kapitalisttir denemez onun için. Not olarak söyleyeyim. Teşekkür ederim. Buyurun siz. Sayın Başkan, değerli konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim ismim Beyazıt Boran, emekli Ankara Ceza Hakimiyim. Ben bir soru sormayacağım da bir tespit yapmak istiyorum. Çünkü sempozyumun konusu Japonya ve Türkiye, nereden geldik, nereye gidiyoruz şeklinde. 2 dakika veya 3 dakika sürmeyecek bir tespit yapmak istiyorum. Bu konuda Japon kültürünün Türkiye'de tanıtımı konusunda Türk-Japon Vakfı'na şükranlarımı arz etmek istiyorum. Değerli Başkanı Cafer Tayyar Sadıkları saygıyla ve şükranla anıyorum. Onun dışında Türkiye'de görev yapmış eski Büyükelçi Sayın Atsuko Toyama'nın 100 yılın dönemecinde Türkiye adlı kitabında belirttiği, Türkiye'den özellikle dost ülke diye niteleyerek bahsetmesinden dolayı teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Yine ayrıca Senkaku adaları konusunda beni bilgilendiren ve şu anda aramızda bulunmayan Sayın Keyusuki Yamanaka'yı saygıyla anıyorum. Geçen Cuma günü, 19 Eylül Cuma günü bir toplantı yapıldı Botanik Bahçesi'nde. Orada da Barış Çanı adı altında Dünya Barış Günü kutlandı. Bu Barış Çanı'nın kurucusu ve fikir babası olarak bir Japon'un olmasından dolayı çok etkilendim. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin etrafında şu anda yapılan savaşlar, terörler, insanların öldürülmesi, katledilmesinden dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz. Yıllar önce o Barış Çanı'nın kurucusu şahıs karşısında saygıyla eğildiğimi belirtmek istiyorum. Bu arada Amerika'da tanışma fırsatını bulduğum Sayın Naota Suzuki, benim kızım Neziha Boran Demir'in sınıf arkadaşı, Virginia Hukuk Fakültesi'nden master öğrencisi. Ona da buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan Ayşenur Tekmen. Ben Hayaşı Hocam'a sormayacağım. kimseye sormayacağım açıkçası. Sadece bir düşüncemi dile getirmek istedim. Hayaşı Hocam'ı dinlerken ve diğer konuşmacıları dinlerken. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok kısa zamanda çok derin düşüncelere daldırdınız bizi. Şimdi
Hayaşo hocam yapısal olarak dil bilme daha çok bakış yapar. Ben de kendisinin öğrencisiyimdir Tokyo Üniversitesi'nden. Ben bilişsel dil bilim yapıyorum ve bilişsel dil bilim açısından biz Türkçe ve Japonca üzerine son zamanlarda, bu son 5 senedir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilişsel dil bilim açısından baktığımızda Sayın Nurettin Hocam'ın konuşmasını dinlerken de aynı şeyi düşündüm. Türkçenin içinde bile çeşitliliğimiz var bizim. Yani Türkçe'de bu böyledir, bu yanlıştır diyemiyoruz. Çünkü Türkçe diye bizim algıladığımız lehçelerimiz var. Bazen bu lehçeler, lehçe sözcüğü sadece Türkçe'de kullanılıyor bu arada. Uluslararası alanda kabul edilen bir şey değil. Her biri ayrı ayrı dil olarak kabul ediliyor. O noktaları da göz önüne aldığımızda aslında dil bilim alanındaki çalışmalar çok karmaşık bir hal alıyor. Yapısal açıdan baktığımızda. Fakat bilişsel dil bilim açısından baktığımızda insanların algısının değişmesi çok zor. Biliyoruz bunu. Yani dil ve kültür arasında bir homoloji var ve bu homolojinin bozulması ya da evrime uğraması çok yoğun, uzun bir zaman alıyor. Dolayısıyla biraz daha bilişsel dil bilim açısından sanırım algıdaki benzerlikleri takip edebiliyoruz ki tam da sanırım Türkiye ve Japonya neredeydi, nereden nereye geldi derken ya da bundan sonra nereye gitmek istiyor derken dil konusunda bizim biraz da yönelmemiz gereken algı olsa gerek diye düşünüyorum. Algı açısından baktığımızda da mesela Mahesh Hocam şeyden bahsettiler, kişi adılarının kullanımı, kişi eklerinden bahsettiler. Bu arada affınıza sığınarak Nurettin Hocam, ben kişi eki demiyorum. Eylemdeki iyilik eki olarak algılıyorum. Kişi eki olarak adlandırılan şeyleri. Tamam, Japonca'da kişi adılı yok, pardon kişi eki yok belki ama bu konuda birçok çalışmalar var biliyorsunuz. Japonca'da da aslında kişiler belirgin bir şekilde ortaya konulabiliyor diye. Özellikle saygı dili alanında, saygı dilinde kimin neyi yaptığı ya da verme alma eylemleri dediğimiz yarı morai doşilerde de kişi eki niyetine, daha doğrusu niyetine demeyelim, kişiyi algılatan şekilde bunların kullanımı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Japonca tamamen aslında kişilerin konuşma ortamında belirtilmediği bir dil değil. Bilişsel dil bilim açısından baktığımızda. Belki bu yönden baktığımızda biraz daha farklılıklara, dediğiniz gibi, ben de çünkü çok büyük farklılıklar olduğuna inanıyorum, farklılıklara ve benzerliklere biraz daha yakın açıdan bakabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Konusunda bir tartışma yok. Ama Türkçenin Japonca ile akrabalığı konusunda hem taraf olduğunu söyleyenler var. Yani bu konuda yayınlanan en son çalışmalardan bir tanesi bunun olmadığını ispat etmek için başlanan ama sonunda olduğunu gösteren bir sonuçla sonuçlanıyor, bir sonuca ulaşıyor. Fakat bu kitapla ilgili yapılan eleştirilerde aynen şunu söylüyor, başladığımız yerdeyiz. Yani daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var bu konuda. Yani diğerleriyle benzerlikte sorun yok. Onun. Teşekkürler. Bir soru daha sorabilir miyim? Martin Roberts. Bilik dergisinde bir tanıtma yayınladı bununla ilgili. Sema Aslan Demir'in, oradan bakabilirsin veya şey yaparsak gönderin. Buyurun, ikinci soru. Profesör Hayashi'ye sormak istiyorum bu sorumu. Milletimizin anlayış farkından değil, yani Japonların ve Türklerin anlayış farkından değil, dillerimizin yapısal farkından dolayı böyle büyük bir fark olduğunu söylemişsiniz. Milletin anlayışı zaten dilin yapısını etkilemez mi? Son zamanlarda örnek vermek gerekirse, yani son 500 yılda milletin anlayışı tamamen aynı olduğunu varsayarsak, bizim sonda kullandığımız ekleri atmamız gerekir. Tam anlamıyla olaylara aynı bakıyorsak eğer. Yani yapısal farklılıklar milletin anlayışıyla bağlantılı değil midir? Teşekkür ederim. Çok zor soru. O soruyu aynen sizin hocanıza Sayın Ayşler Tekmen'e sorabilirsiniz. Yani hakikaten yani kendisi daha iyi cevap verebilir. Ama evet, haklısınız. Yani yapıyla anlayış arasında bağlantı olabilir. Ama burada da tabii eski, çok eski tartışma, Sapir-Whorf hipotezi var. Onda yani Sapir-Whorf diyor ki, yani önce dil, ondan sonra anlayış diyor.
ama başka kişiler önce anlayış. O anlayış farkı yapıya yansıyor diyen de var. Bilmiyorum yani sizin de bir katkıda bulunmaz mısınız? Yani öyle bir şey sordun ki. Şimdi dille kültür alakalı bir şey. Yani zaten bunun bir hani dildeki yansıma, kültürün dildeki yansıması, dilde kültürün yansıması tarzında bir şey var. Sapir-Whorf'un da Humboldt'un da en sonunda açıklayamadığı, zaten belirgin ortaya koyamadığı belli şeyler var. Yeni yeni konmaya çalışılan. Fakat öyle bir yere getirdin ki yanlış anlamadıysam ekten bahsettin değil mi? En son söylediğin ekti. Evet. Şimdi ek değişir mi, değişmez mi? Yani şu anda senelerde, kaç senedir bilmiyorum, o konuda Nurettin Hocam'ın konusu aslında. Kaç senedir biz bu eki kullanıyoruz onu bilmiyorum. Fakat eskiden, daha önceden hocamların da söylediği gibi, Türkçe'de mesela Tatarca'dan örnek verdiğimizde men keldim men. Yani beni iki kere kullanıyor. Ondan sonra o farklı şekillerde geldim haline bürünüyor yanlış hatırlamıyorsam, değil mi hocam? Yani çeşitli kullanımlar var. Hani ille de eki etkilemesi gerekiyor mu kültürün diye bir soru sormuş oldun. Ben bilişsel açıdan söylersem eki yani yapının içindeki eki ille de etkilemesi gerekmiyor kültürün. Yerine farklı bir şey koyabildiğin sürece. はい、ありがとうございました。あの高津先生、あの音楽の高津先生ですけれども、昨日ついてもうあと1時間ぐらいで日本に戻られそうですけれども、何か質問ございませんか？日本とトルコの関係の音楽のことで。はいはいはいはい、どうぞ。先生がお帰りになる前にぜひ、はい、あのとても小津先生のお話興味深く聞かせていただきました。と言いますのも、私アンカラに住んでいる琴の演奏家の末富敦子と申します。で、あのこちらでトルコの音楽の演奏家の方とご一緒にすることもあるので、あの非常に音階が似てると感じることと非常にこう違いを感じることがあって、私はその中東の音階があのトルコの音楽に影響を与えたのかなと思っていたんですが、あの先生のお話してモンゴル の, あのそういう影響もあるということで、あの、どちらから行ったのかなというふうに思うんですが、あの中東の影響とモンゴルの影響とトルコでの音楽はどのように影響を受けているのかということをちょっとお伺いしたかったんですが。今のご質問、非常にこれはあの僕らも勉強している途中のところで難しい問題なんですけども、あの日本というのは不思議な国で、琴が日本に入ってきましたのが、西暦に700年ぐらいですか。高麗、あの中国、あの韓国、今の韓国ですか、そこから入ってきまして、あの雅楽の集団が来まして、殷郊天皇が亡くなった時に、その葬式に演奏するために入ってきた70人の楽団が入ってきました。で日本は初めてその時にこういう大勢で音楽をすることが必要だから、何かの儀式の時にやらなければいけないということで、それを、全部先生として今後やっていこうということで音楽学校を作りまして、それでその音楽学校を京都に作ってそこでやるんですが、あの、まあ、生徒募集しても来るわけはないんで、生徒は歌のうまい子を全部集めてきてやるんですが、これで大仏開眼の時に初めて日本にオーケストラができる、雅楽のオーケストラができるんですが、でこれの時に、聖徳太子があの楽器の整理をしまして、尺八と鼓と大川とい う, こう手で叩く楽器を捨てます。でこれなぜ捨てたかというと、動物の皮を張ったものを人間の手で触れるということは同等に扱うことだから良くないと、だから棒で叩くのは許可するが手で叩くのは良くないと言って鼓と大川の音を、禁止してしまいました。それで尺八は壊れた時にそれと同じものを作ることが日本にはその竹ができないからダメだと言って、これも捨てるんですね。で、
でちょっとこれはずるいな、聖徳太子はそれで尺八を自分のうちに持って帰って自分は尺八の名手になるんですね。ですからまあ、その時のその辺のとこは全部中国から来たと韓国から来た音階を使ってます。で日本には音差といって音をこう決める、この音の高さっていうのを決めるのがありますが、あの音差がなかった時代に入ってきてますんで、音差のない国は音楽の文化が非常にレベルが上がらなかったんですね。ですからまあ現在そう言ってちょっと申し訳ないと思いますが、タイ国は音差がない国だったので、タイ国は何か音楽をやろうとするとメロディーを弾く楽器は一人で、あとは全部太鼓なんですね。ところがガムランをやってるインドネシアは音叉を木の板で叩いてそれを音叉として作り上げたんです、ね、ですからあれは100人の演奏家が全員で合奏することができる。で日本はそういうことが両方ともねない国なんですよ。ないんじゃなくてね、考えることができなかった国なんですね。ですから全部中国から来た旋律みたいなものをそれをこうなんていうか自分たちは吸収するだけで新しいものを考えていこうということがなかったんです。ただこれ面白いもので、音楽を日本の音楽を良くしたのは音楽を知らなかった人なんですね。知らない人が勝手に弦の場所を変えたりなんかするうちに面白いその音階が出来上がったりしたのを、日本はそういう人たちが日本の音楽を逆に作り上げてったということで、だから日本に中国の音階がそんなに残ったり韓国の音階が残ったりしてないんですね。だからそれはそういうことから来るんだろうと思います。ただ、これも最後なんですけど、この皆さんには理解できないかもしれませんが、日本の仏教というのは神道というのが非常にはっきりしていて、まあ、皇室はみんなそうですけど、日本の行事は全部神道なんですね。正月から始まって3月のおひな祭りとか5月とか、それからいろんなことをやっていきます。それから新しく新嘗祭だ神嘗祭だ、あらゆるものが全部神道として動いています。ですから八百万の神といって800の神がいるんですね。だもう一つだけ言いますと、お琴の神様もいるんですよ。だからそういう日本っていうのは非常に不思議な国で、よく日本がお寺でこうお宮に行って手を叩きます。あれ何してるかっていうと神様を呼んでるんですね。だからあれをいい加減に中みんな日本に来てあそこへ来て何かは知らないんでこうやって叩いてますけど、あれは女中さんを呼ぶ時の手の叩き方であって、ちゃんと叩く時にはきちっと合わせて神様を呼んでとこうゆっくり神を呼んでそれでお願いをするっていう、そういうことが全部日本はもう分かんなくなって混乱しているです。ですから音楽なんてのはますます混乱していきますから、笛なんかも全部できてお琴もきちんと合わせられるようになってきてますからね。だから日本の律であるとかああいう音階をきちっとやるより他に方法がないだろうと。でももうこの頃ドレミファソラシドの音階を使ってやってるマスクでね。でさっき僕は時間がないから言いませんでしたけど、ドレミファソラシドというのはピタゴラスが作ったんですね。数学家が作った音階です。ですからピタゴラスの音階だからあれはいいって皆さん思いになるかもしれないけど、ここまで作ってましたよ。ピアノの調律をしますとここから先行きますと少し高めに、高い音は少し高めに調律します、低い音は少しこれも上に上げてやります。そうすると音楽が非常に明るくなるというんで、そういうやり方をしてますから、実はトルコ音楽の使っているいわゆる54音階の楽器っていうのはいっぱいあります。あれなんかに比べるとね全然不自然なんですよね。だけどその方が便利だし簡単に演奏できるから、やはりこれからそちらが進んでいくだろうと思う。で邦楽はどうしても遅れを取っていくと思いますけど、僕はそれでいいと思いますよ。邦楽をね何もみんなで残さなきゃいけないってことはないんで、これがだんだん博物館に入れば博物館を見に行けばいいと思っているんです。でそうしなかったら進歩していきませんから、今後ともそういうことは大事にみんな考えながら行こうと思うし、僕もそれを
一生懸命その努力して良くしていこうとは思っております。でもこうこうとやっててくださっていることは大変にいいことで、あの日本人として嬉しい限りでございます。ありがとうございます。もう一つそのお願いなんですが、神津先生そして横井大使にお願いなんですが、はい、トルコでおことをしている人たちが今約20名ほどおりまして、トルコ人の方は2人なんですが、でこれからさらにあのトルコでこのことをはじめ日本の音楽の素晴らしさを広めていきたいということで、ジャパニーズミュージックソシエティインターキーというものを今設立準備をしております。でそういう私たちはトルコに住んでトルコ人とお話し生きてトルコのものを食べてそしてトルコで住んでいるその人たちが日本の音楽を演奏するトルコの人と一緒に演奏していくそういうことにぜひ神津先生のような先生が来てくださってこのセミナーをするとかいろんな形でまた作曲を助けてくださるとか本当に今現代じゃなければできないようなこのトルコと日本の音楽のまた伝統楽器の交流を作っていきたいと願っていきますのでご協力よろしくお願いいたします。それじゃあついでに30秒だけ宣伝して帰りますが、今私は邦楽の集団を作っていて日本のに渡ってきた邦楽器によってクラシックを演奏するっていうのをやってますが、日本ももし教える人がいれば江戸時代にもうすでにベートーベンみたいな演奏をすることができた楽器を持ってるんですね。何もかかわらず教える人がいないために日本が完全にそういうものを取り上げていけるようになったのは明治の中期を過ぎてからです。で先ほど言った神津善三郎って人がアメリカに行ってと音楽を持ってきたのがちょうど明治の中期ですから、その頃から日本は何か違う方向に向かって走り出したんです。でもそれが時代の進歩だと思うんですね。だから僕はたまたま邦楽を捨てたことに対して怒りを覚えて戦ってますけど、捨てる人があっていいんで拾う人があっていいわけで仕方がない社会現象だとは思っています。どうも先生。Mesinin daha eski şekli sub, sonunda b konsonantı var. Sui de galiba Çince'de sonunda, yani eskiden eski Çince'de bir konsonantın olması muhtemel. Yani o konuda belki Çince, yani biz kaynak Çince'dir. Yani Türkçe'ye geçmiş olabilir veyahut Türkçeden Çince'ye geçmiş olabilir. Oradan daha Japonya'ya geçmiş olabilir. Mesela iyi kelimesi, Japonca'da da iyi, yani iyi anlamına geliyor. Ama bu kelime de eski Türkçe'de ta edgü'ye kadar gidiyor. Yani edgü, eyü, ondan sonra şimdi iyi oluyor. Japonca'ya bakarsanız bu iyi kelimesi daha eskiye giderseniz yoshi oluyor. Yani yoshi ile edgü artık hiç benzemez duruma geliyor. İşte bunun gibi evet, yani ben de ümit ediyorum yani öyle ortak kelime bulunsun diye, ama bulmak o kadar kolay değil, ama biraz gayret edeceğiz inşallah. İleride öyle ortak kelimenin bulunması söz konusu olabilir. Teşekkür ederim. どうもありがとうございました。まだまだ質問があるかと思うんですけども、っていう言葉は非常に面白いなと思ったんですけれども、今日のセミナーはビュクトルバじゃないかなと。なぜかっていうと、全部その中に入れちゃってます。歴史も入れた、美術も入れた、言語も入れた、私のような考古学まで入れて、この中にトルバの中に入れてぐちゃぐちゃにしてるようなところだけれども、これ今皆さんの質問を聞いてると、まだまだまだまだ2時間でも3時間でも続くと思うんですね。それでそこから始めて本当のディスカッションが始まると思う。やっぱりこれはディスカッションしなきゃダメなんと僕は思うんです、これから。だから横井大使にお願いになりますけれども、例えば言語の林先生、日本学科の方々をいっぱいおりますから、その人たちで出してっていうわけじゃなくてもいいんですけども、もう一回やり直してもいい、もう一回やり直すんじゃなくて討論化してもいいんじゃないか。例えば美術で、そして音楽で、そして歴史で、そしてエルダー先生のおっしゃった、僕が一番質問したかった、なぜアタチュルクが大谷浩二
どう近づいたのかとか、そういうところもっと深中に入らなきゃいけない。それで初めて僕は日本とトルコの間の水脈っていうのがある、それを掘るのが我々ですから、研究やってる人間は掘らなきゃいけません。それでここにありますっていうのをやっぱり出したときに、これからの日本とトルコってもっとすごい友好の絆っていうのは僕は気づけるんじゃないかなと思うんですね。だからこれは非常に素晴らしいあのセミナーだったと僕は思います。ですからその中に入ってる中から一個ずつもう一回外してもセミナーをやることができたら、あの素晴らしいことではないかと思いますんで、あの大使このようなことでまとめとさせていただきたいと思います。今日は先生方ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、本日の文化セミナー、これにて終了させていただきます。たくさんの方に、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。そして、遠路はるばるいらしていただいたファイナリストの先生方もどうもありがとうございます。大村先生のおっしゃったように、まだまだ議論は足りないところだと思いますので、これからもこういう対話の機会をですね設けさせていただきたいと思いますし、皆様同士の中でもこういう対話をですね、していっていただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。